Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Çok kıymetli arkadaşlar, hoş geldiniz. Geçen haftaki dersimizde Mücadele Suresinin 5 ila 7. ayeti celilelerini okumaya çalıştık. Hatırlayacağımız üzere Cenab-ı Hak bu ayeti celilelerde insanoğlunun yaptığı bütün amellerden haberdar olduğunu ve kendi koyduğu kanunlar çerçevesinde dünya hayatını kurması iktiza ettiğini, aksine bir takım görüş ve düşünceleriyle Allah ve Resulüne karşı kanun koyma yarışına girmenin dünya ve ahirette kendilerini zelil edeceğini, horlayıp hakir kılacağını beyan etmişti ve bunun açık bir azaba sebep olacağını da 5. ayetin sonunda beyan etmişti. Ve insanın yaşadığı hayat, tercih ettiği hususlar, bütün bunların Allah-u Teala'ya ayan beyan olduğunu, olacağını ve ahirette de önümüze koyacağını haber vermişti. Her ne kadar bir kısmını insanoğlu unutsa, unutmuş görünse de Cenab-ı Hakk'ın her şeye şahit olmasından mütevellit, efendim, bütün kullarının yaptıklarına da şahit olduğunu beyan buyurmuştu. Ve son okuduğumuz ayeti celilde de Cenab-ı Hak yer ve göklerdeki bütün varlıklardan yine haberdar olduğunu, insanların ikili üçlü gruplar halinde fısıltıyla birbirine sır vererek konuşması dahil olmak üzere en gizemlisinden en görünenine kadar varlık alemindeki bütün oluşlardan, konuşmalardan haberdar bulunduğunu ve bu varlıklar içerisinde yükümlü kıldığı insanların yaptıklarını ahirette kendilerine haber vereceğini ve bununla efendim ödül ya da ceza vereceğini 7. ayeti celil'e de beyan buyurmuştu. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Tam da sümme yünebbi'uhum bima amilu yevmel kıyame innallâhe bikulli şeyin alim ayetiyle devam edebiliriz. Şüphesiz ki Allah Azimüşşan kıyamet gününde insanoğlunun yaptığı bütün işleri, hal, harekat ve davranışlarını onlara haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Ey sümme yuhbiruhum ta'ala bima amilu min husnin ve seyyin ve yücazihim aleyhi yevmel kıyameti. لِيَنَّهُ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْاَشْيَاءِ Çünkü Allah Azimüşşan bütün varlıkların hepsini bilen bir zat olarak kıyamet gününde insanoğlunun iyi ya da yaptığı kötü amellerinin karşılığını kendilerine haber verecektir. قَالَ الْمُفَسِّرُونَ Müfessirler bu noktada diyorlar ki İbtede Allahu hazihi'l ayati bil ilmi bi kavlihi Cenab-ı Hak bu ayetlere yani Mücadele Suresi'nin ta başından itibaren sürekli her şeyi bildiğini, gördüğünü beyan ediyor. Bu sureye böyle başladı Cenab-ı Hak. Elem tara ennallâhe ya'lemu gibi ilim sıfatıyla mücehhez olduğunu buyurdu. Vaktetemehe bil ilmi bi kavlihi ve yine sure-i celileyi innallâhe bi kulli şeyin alim ile tamamladı. Yani bu surenin Allahü Teala'nın Esmaül Hüsnası bakımından en baskın olan, hakim olan yönü nedir? Her şeyi hakkıyla bilmesi, hakkıyla görmesi ve her şeye kadir olmasına yönelik isimleridir.
Bununla Cenab-ı Hak neyi murad etmiştir? Liyune bihe ila ihatati ilmihi celle ve ala bil cüz'iyyati vel külliyyat. Bazı filozofların Allah efendim cüz'iyatı bilmez, cüz'iyatla ilgilenmez kabilinden görüşleri var ya. Onları red sadedinde kullanmış müfessirler bu konuda. İşte Cenab-ı Hak evrendeki bütün cüz'i oluşumları da, külli oluşumları da hepsini ilmiyle kuşatmıştır. Bunu haber veriyor Cenab-ı Hak ki zaten bir önceki dersimizde gördüğümüz yer ve göklerdeki olanlar ifadesiyle de bu hususa işaret ediliyor idi. Ve ennehu la yagibu anhu şeyun fil kainati. Zira Cenab-ı Hakk'ın ilmi o derece kuşatıcıdır ki kainattaki hiçbir şey ondan kayıp olamaz, gizli olamaz. لِأَنَّهُ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Zira Allah Azimüşşan her şeyi ilmiyle, hakkıyla kuşatmıştır. قَالَ اِبْنِ كَسِيرٍ İbn Kesir bu konuda diyor ki: "Lakad haka gayru vahidin el icma'a ala en el murade bil ma'iyyeti fi hadhihi el ayet." Birden çok bu konunun uzmanının da haber verdiğine göre bu ayetteki birliktelikle kastedilen ma'iyyet dediğimiz birliktelik anlamında birliktelikle kastedilen üzerinde ulema bu birlikteliğin ki şu ayet illa huve ma'ahum yani üç kişi olmasın ki onlarla birlikte dördüncüsü Allah olmasın yahut beş kişi bir araya gelip fısıltıyla konuşmasın ki altıncısı Allah olmasın yani ne kadar gizli konuşan varsa her birinden Cenab-ı Hak haberdar onlarla beraberdir. Mealindeki buradaki maiyet birliktelik ile kastedilenin maiyetu ilmihi Teala Cenab-ı Hakk'ın ilmi kapsamında orada olması anlamındadır. Yoksa Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir şeklinde icma edilmiştir. Yani Cenab-ı Hakk'ı herhangi bir varlığa, cisme teşbih etmemek adına ulema buradaki Allahü Teala'nın birlikteliği meselesini ilmiyle Cenab-ı Hak orada onların yanında hazır ve nazırdır şeklinde icma etmişlerdir. Bela şekke fi iradeti zelik yani ilmiyle derken sadece ilmini de burada soyutlamamak gerekir diyor efendim sahab-ı merhum. Elbette Allah'ın iradesi de söz konusu. İşte orada bulunmayı dileyecek ki, dilemiştir ki yani orada olanları efendim bilmeyi ya da kainatın her noktasında olup biteni olup bitenden haberdar olmayı Cenab-ı Hak dilemiştir ki o dilemesiyle yani ilminin yanında iradesi de vardır. İradesinin olmasında da şüphe yok anlamında açıklama getiriyor. Fesem'uhu ma'a ilmihi muhitun bihim. Cenab-ı Hakk'ın işitmesi de yine ilmiyle birliktedir. Yani ilmi ile Cenab-ı Hak onları kuşatmıştır. İlmi bir anlamda orada konuşulanların ne olup bittiğini de bilmesi hasebiyle bir anlamda Cenab-ı Hak efendim onların konuştuklarını da efendim işitmekte ve araçsız olarak vasıtasız olarak bilmektedir. Ve basaruhu nafizun fihim yani sadece bilgi mahiyetinde, ilim mahiyetinde düşünmemek gerekir demeye getiriyor Sabuni. Allah Azimüşşan evet bilgisiyle bütün varlıkları kuşatmıştır ama İradesi de bu meselede söz konusudur. Aynı şekilde işitme sıfatı da öyledir. Çünkü fısıltıyla konuşma bir neticede duymayı da gerektirir. Efendim, aynı şekilde Allahü Teala'nın bütün varlıkları ama özellikle de
ayette söz konusu edilen fısıltıyla konuşulmayla alakalı muhatapları görmektedir. Görmesi de geçerlidir aynı şekilde onlar hakkında. Fehüve sübhanehu muttali'un ala halkehim. Yani genel manada söylemek gerekirse Allah Azimüşşan yarattığı bütün bütün varlıkları onların bilgilerini ihata etmiştir, kuşatmıştır. O varlıklarına muttalidir. Yani haberdardır. La yagibu anhu min umurihim şey'un. Sadece varlıkların kendileri değil, onların hal, hareket, davranış, yaptıkları işler, bütün bunlar Allah ister hani innehu alimun bizatis sudur manasındaki ayetlerde de açıkça beyan edildiği gibi Allahü Teala'dan hiçbir şeyleri gizli saklı değildir. Sümme ahbara Teala an ahvalil Yahudi vel münafıkın. Sonra da Cenab-ı Hak Yahudi ve münafıkların durumlarından haber veriyor. Kıymetli arkadaşlar, Mücadele Suresinin bir bölümü adab-ı muaşeretle de alakalıdır. Nitekim işte fısıltıyla konuşulma meselesi bir önceki ayet grubunda geçti. Burada Cenab-ı Hak açık açık demek ki Resul-i Ekrem vasıtasıyla da Yahudi ve münafıkları gizli konuşma, efendim, beden diliyle konuşma, ima ve işaretle konuşma gibi hususlardan meclis içerisinde tabii ki men etmiş. Kendisi de bunu uygulamalı olarak göstermiştir. Önce bir ibareyi dinleyelim bakalım. Uygulamalı gösterdiği örneği de inşallah yeri gelirse burada veririz. Elem tera ilellezine nuhu anil necve. Resulüm görüp tanımadın mı, bilmedin mi ki fısıltı gizli konuşmaktan men edilenleri görmedin mi? Kâlel Kurtubi, sen onları tanımadın mı yani? Nezelet fil Yahudi vel münafıkîne kânû yetenâcevne fîmâ beynehum. Burada kastedilen kendi aralarında gizli gizli konuşan efendim Yahudi ve münafıklar hakkında nazil olmuştur. Ve yanzurûne bil mü'minîne ve yetegâmezûne bi'ayyunihim. Onlar bir taraftan Müslümanlara bakarken kendi aralarında üçlü beşli gruplar halinde imalı bir şekilde beden diliyle efendim konuşurken bir taraftan da gözleri Müslümanların üzerine dikilmiş ve gözleriyle de onlara efendim bir takım işaretler falan yapmak suretiyle sanki kendileri aleyhine yani Müslümanlar aleyhine bir takım düzen ve tertip içerisinde oldukları vehmini, zannını vererek huzursuz bırakmak gibi bir davranış içerisine girmişler. Bunu açıklayan bazı müfessirler şöyle yorum yapıyorlar kıymetli arkadaşlar. Ensarla muhacirin birbirine kardeş olunca onların arasındaki affedersiniz arkadaşlar, hat yine gitmiş maalesef. Nerede kaldığımızı bir arkadaşımız hatırlatırsa memnun olurum. Hocam, Yahudiler imalarıyla sanki bir şeyler anlatmak istiyorlardı Müslümanlara. Evet, tamam. Şeyi doğru mu yansıttım acaba? İbare geldi mi ekrana, Arapça ibaremiz? Hayır hocam, Arapça ibare Türkçe var. Tamam, o zaman şunu. Evet, şu an geldi zannediyorum. Ha, yani Müslümanlara gözlerini dikerek onları huzursuz yapmayı, huzursuz kılmayı düşünüyorlar. Bir de müfessirlerin dediğine göre
Ensar ve muhacirin kardeşliğini, bilhassa ensar üzerinde efendim siz bunlara himaye ediyor kendinizi efendim, ocağınızı, yurdunuzu açıyorsunuz ama bunlar sebebiyle başınıza biz bir dolaplar çeviriyoruz. Siz bunun sıkıntısını yaşayacaksınız, göreceksiniz gibi böyle bir şüpheler düşürerek onları birbirleriyle olan irtibattan, bağlılıktan koparmaya yönelik bir taktik şeklinde toplum içerisinde bunu huzursuzluk sebebi yapmışlar. Ve bunun üzerinde de Resul-i Ekrem onları bu konuda uyarmış. İşte nühü buyurulması anin necve, böyle fısıltılı, üçlü, beşli gruplar halinde konuşmaktan nehy edildikleri halde bunu tekrar sürdürdükleri anlaşılıyor. Ve bunun üzerine de feşeke zelike ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem'e müminler bu durumu şikayet ettiler. Fenehâhum anin necve felem yentehû. Resul-i Ekrem de onların topluluk içerisinde fısıltıyla, imalı bir şekilde konuşmamalarını onlara yasakladı, konuşmalarını yasakladı. Ve fakat onlar bu işi bırakmadılar. Az önce demiştik ki Peygamberimiz fiili olarak da böyle kaş göz işaretiyle topluluk içerisinde konuşmamıştır diye. Peygamberimize bir mecliste efendim hakaret eden bir inkarcı hakkında sahabiler epey o noktada pür dikkat kesilmişler ama bilhassa Hazreti Ömer olaydan hemen sonra ya Resulallah demiş, siz bize bir göz ediverseydiniz, bir ima ediverseydiniz ona haddini bildirirdik kabilinden bir çıkışta bulunuyor. Yani Peygamberimize böyle bir durumu arz edince Resul-i Ekrem bu davranışın kendisine yakışmayacağını ifade ederek böyle imalı işaret diliyle, beden diliyle cemiyet içerisinde konuşulamayacağının adabını da gösteriyor. Sümme yaudûne limâ nuhû anhu, onlar yasaklandığı bu şeylere tekrar dönmüşlerdir. Gördüğümüz gibi yaudûne muzari bir fiil. Muzari fiilde de sürekli tekrar vardır bildiğimiz gibi. Onlar yasaklandığı halde fırsatını buldukça aynı şekilde Müslümanları tedirgin edecek gizli konuşmaları sürdürüyorlar. اَيْسُمَّ يَرْجِعُونَ اِلَى الْمُنَاجَاتِ اللَّتِي نُهُوا عَنْهَا, yasaklandıkları o gizli fısıltılı konuşmalarına tekrar tekrar dönmüşlerdir. قَالَ اَبُ السُّعُودِ وَالْهَمْزَةُ اَلَمْ تَرَى. Ebu Suud ayetin başındaki hemzeyi لِتَّعْجِيبِ مِنْ حَالِهِمْ, onların haline şaşılacak bir durum olduğunu, halinde şaşılacak bir durum olduğunu belirtmek için geldiğini söylüyor. Yani hemzenin tacip manasına, وَصِيغَةُ الْمُضَارِعِ ve muzari sigasıyla اَلَمْ تَرَى diye geçiyor. Ve daha sonrasında da سُمَّ يَعُودُونَ, burada muzari yine sümme yaudune, devamındaki yaudunenin muzari sigasıyla gelmiş olması da liddelaleti ala tekerrüri avdihim ve teceddüdihi ve istihbari suratihi acibe. Onların bu yasağı defalarca tekrar ettirdiğini, yenilediğini ve bu garip surete, o hale tekrar tekrar büründüklerini ve bunların efendim durumlarına hayret edilmesi, yani bir insan olana bu kadar bir şey tekrar edildiği, yasaklandığı halde hala nasıl dönebilirler tarzında bir anlam yüklediğini ifade ediyor. Ve yetenercev bil ismi vel udvani vel ve masiyetir rasul. Bu sıradan bir tercih meselesi değil. Zira Allah ve Resulü'nün yasakladığı bir konuyu hala sürdürüyor olmak efendim ve hele de o gizli konuşmalar içerisinde
bir günahı övmek, günahı birlikte el birliğiyle işlemeye yönelik bir ne diyelim planlama yapma şeklindeyse vel udven insanlar arasındaki nefret, düşmanlık yaymak içinse bu toplantı, gizli konuşma ve masiyeti Resul Resul-i Ekrem'e onun emirlerine, efendim yasaklarına aykırı gelme kapsamında idiyse ki öyle bunların tekrar ettiği ey yetahaddesune fîmâ beynehum bimâ huve ithmun ve udvânun ve muhalefetun li emrir rasûl. Onlar bu gizli fısıltılı konuşmalarında kendi aralarındaki yaptığı muhaverelerinde ancak günahı teşvik ediyor, düşmanlığı körüklüyor ve Resulullah'ın emrine muhalefet etmenin yollarını, planlarını birbirlerine tavsiye ediyorlar idi. لَاَنَّ حَد۪يثَهُمْ يَدُورَ حَوْلَ الْمَكْرِ وَالْكَيْدِ بِالْمُسْلِم۪ينَ Çünkü münafıkların ve Yahudilerin sözleri genellikle Müslümanların aleyhine bir takım tuzaklar kurmak, efendim onların aleyhine bir takım entrikalar çevirme şeklinde dönüp durmaktaydı. Kale Ebu Hayyan bede'e bil ismi li umumihi. Şimdi ayeti celilede en önce düşmanlığı fısıldaşıyorlar anlamında isimle başlanıldı. Çünkü günah düzeltiyorum. Günah çok geneldir. Sümme bil udvani li azametihi. Daha sonra düşmanlık söz konusu edildi. Genelin içerisinde biraz daha özele doğru geliniyor ama düşmanlık da toplumu, kişileri büyük sıkıntılara, felaketlere düşüren bir husus olması yönüyle fin nüfus, insanların içerisine atılan izhiye zulümatül ebed. Zira düşmanlık efendim kulları bir takım karanlıklara çeken insanın iç dünyasında efendim o düşmanlığın körüklenmesiyle her an ne yapacağı belli olmayan gözünü karartıp kimin canını yakacak, kimin ocağını söndüreceği bilinmeyen bir fitleme olması hasebiyle ikinci sıraya da düşmanlık getirilmiştir. Sümme terakka ile mâ huve azamu. Daha sonra da bundan yani düşmanlığı körüklemekten çok daha büyük olanına konu getirilmiştir. Ki o da ve huve masiyetur rasulli aleyhissalatu vesselam. Peygamberimize karşı çıkmak günahın en büyüğü anlamında ve keza düşmanlıktan daha büyük bir günahtır manasında tedrici bir şekilde yukarıya doğru felaketin en büyüğüne doğru bir geçiş sayılmıştır. Ve fi hâzâ ta'nun alel münafikîne iz kâne tünâcihim fî zâlik. Yani kendi aralarında bu konularda, bu konular dediğimiz üç tane temel konu. Resul-i Ekrem'e muhalefet etmek, onun emrine asi gelmek, düşmanları körüklemek ve günah işlemeyi kendi aralarında teşvik etmeleri. Bu fısıltıları ve gizli planlarının merkezinde bu olması hasebiyle bu ayetlerle aslında münafıklar şiddetli bir şekilde eleştirilmiş de oluyorlar. Ve izâ câûke hayyevke bimâ lem yuhayyike bihillâhu ey ve izâ hadarû indeke ya Muhammedu hayyevke bitahiyyetin zâlimetin lem yuşri'hallâhu ve lem ye'zen fîhâ. Resulüm onlar senin yanına, huzuruna geldikleri zaman seni zalim bir şekilde selamlarlar. Zalim selamıyla selamlarlar. Ki o selam biçimini Cenab-ı Hak meşru kılmamıştır. Gündelik hayatta böyle bir selam verip almayı Allah Azimüşşan buna izin vermemiştir. Allah böyle bir selamlamaya izin vermemiştir. Ve hiye kavluhum
onların yasaklanan ve Allah'ın izin vermediği, meşru kılmadığı selam biçimi Esselamu Aleykum şeklindedir. Ey el mevtu aleykum. Yani ölesiniz, geberesin gibi, kahrolasın gibi bir anlam içeriyor. Hatta ileride gelecek Hazreti Ayşe annemizin verdiği cevaba bakılırsa Allah sana lanet etsin gibi bir anlamı da olduğu anlaşılıyor. Yani kısaca hakaret ve beddua içerikli bir sözmüş bu. Esselamu aleykum. قال المفسرون كان اليهود يأتون رسول الله فيقولون Yahudiler huzuru saadete geldikleri zaman Esselamu aleykum derlerdi. Bedelen minesselami aleykum. Min esselamu aleykum. Esselamu aleykum yerine Esselamu aleykum. Biraz ağızlarını bükerek ki Bakara ve Ali İmran suresinde ağızlarını bükerek kitabı da tahrif ettiklerini biliyoruz ya, ayetleri, Tevrat'ın ayetlerini. Burada da selamı bile aynı şekilde ağızlarını eğip bükerek tahrif ettikleri anlaşılıyor. Vessamu el mevtu, bu genel manada ölüm demektir. Ve huve ma eraduhu bi kavlihim ve kâne Resulullah yekulu lehum. Onlar Esselamu Aleyküm derken ki kasıtları da bu sözleriyle maksatları gerçekte selam vermek değil, Resul-i Ekrem'in ölmesini temenni etmek şeklindeydi. Bundan dolayı Resul-i Ekrem onlara, onların selamına ve aleyküm buyururdu da la yezidu aleyha, bu sözün üzerine herhangi bir kelime eklemezdi. Yani sizin dileğiniz sizin üzerinize olsun derdi. Fesemi'athum Aişetu yevmen fekalet. Onlar bu şekilde demek ki sürekli böyle selam verince bir defasında da Hazreti Ayşe annemiz selama tanıklık etmiş, duymuş onu. Fekalet buyurdu ki bel aleykum essamu ve la'netu. Yani burada bilakis ölüm size, lanet size derken muhtemelen yani Allah lanet etsin ki lanet ettiğini de buyuruyor daha önce işte medeni surelerden biliyoruz. Siz Resul-i Ekrem'e nasıl Allah seni kahretsin, geberesin tarzında bedduada bulunabilirsiniz demiş de olabilir. Essamu'nun bir anlamının da lanet manasına gelmiş olabileceğini bu ifade ima ettiriyor bize. فَلَمَّنْ صَرَفُوا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ Yahudiler Peygamberimizin huzurundan ayrıldıktan sonra o Hazreti Ayşe'ye مَهْلًا يَا Ayşe, biraz yavaş ol ey Ayşe demiştir. Ayşe annemiz yani gayreti diniyesi güçlü bir taraftan, diğer taraftan genç de bir annemiz. Dolayısıyla gençlikte birazcık fevrilik de söz konusu. Onu burada da çok görüyoruz, çok cüretkar bir şekilde. Bunun aynı zamanda ebeveynle de çok alakası var değerli arkadaşlar. Yani Ebu Bekir'in Sıddık Efendimiz'in doğruyu, doğruluğa kendi evladına, aile fertlerine alıştırması, doğruyu her yerde açık, net şekilde konuşmasının ve bunu benimsetmesinin, yaşantıya aksettirmesinin bir semeresi de olabilir. Ama bu çıkışı Resul-i Ekrem'in pek de hoşuna gitmemiş. Tabii bu arada şunu da küçük bir parantez içerisinde zikretmek gerekir. Bir incelik var yani burada. Resul-i Ekrem hem peygamber olarak hem de Ayşe annemizin kocası olarak ve muhataplar da, Yahudi muhataplar da peygamberimizin bir anlamda muhatabı olduğu için eşinin araya girmesinden rahatsızlığını da ifade ediyor. Yani bir adab daha çıkarmamız gerekirse buradan değerli arkadaşlar, yani eşlerden birisi biriyle konuşuyorken diğerinin oraya girmesi, katılması
pek de hoş durum arz etmiyor gibi anlaşılıyor. Nitekim inna Allahe yekrahul fuhşe ve tefahhuşe. Burada Allah-u Teala'nın hem çirkin laf konuşmayı hem de çirkinliğe karşı çirkinlikle cevap vermeyi de hoş karşılamadığını beyan ediyor Hazreti Resul-i Ekrem Ayşe validemize. Fekalet ya Resulallah ema semi'te ma kalu. Hazreti Ayşe hala Resul-i Ekrem'in bu cevabından aslında onların ne demek istediklerini anladığını ve onlara uygun şekilde cevap verdiğini hala kavrayamamış olacak ki onlar ne diyor sana ya Resulallah bunu duymadın mı deyince fakale lehe Resul-i Ekrem de Ayşe annemize emâ semi'ti mâ kultu lehum. Peki benim onlara ne dediğimi sen işitmedin mi? İnni kultu lehum ve aleykum. Ben onlara sadece ve aleykum dedim. Feyestecibullahu li fihim. Burası önemli. Allah-u Teala onlar hakkında benim söylediğime icabet buyurdu. Buyurur. Yani ölüm size olsun duamı Cenab-ı Hak kabul eder, icabet buyurur. Ama vela yestecibullahum fiyye. Onların benim aleyhime, benim hakkımdaki kullandıkları bu bedduasına icabet etmez buyurarak Hazreti Ayşe'yi teskin etmiştir. Ve yekulûne fî enfüsihim levlâ yu'adzibunallâhu bimâ nekûl. Şimdi bir taraftan Resul-i Ekrem'e çok kaba davranıyorlar. Hakaret amiz bir üslupla yaklaşıyorlar. Diğer taraftan da eğer gerçek peygamberse bizim bu ona beddua okumamızdan ötürü bizim bir azaba çarpılmamız gerekmez mi tarzında söylediklerimizden dolayı Allah bizi azap etmeli değil miydi tarzında meseleye bakıyorlar. Ey ve yekulûne fîmâ beynehum, kendi aralarında şu değerlendirme yapıyorlar Yahudiler. Hella yu'azzibena Allahu bihadzal kavli lev kana Muhammedun nebiyyen, şayet Muhammed nebi ise Allah'ın bu sözümüzden dolayı bize azap etmesi gerekmez miydi? Velev kana nebiyyen hakkan le'azzebena Allahu ala hadzal kelam. Eğer o gerçekte Allah'ın elçisi olsaydı bu sözden ötürü kesinlikle Allah bize azap etmesi gerekirdi demişlerdir. Kâle Teâlâ radden aleyhim. Cenab-ı Hak da onların bu yaklaşımını, iddiasını reddetmek üzere şöyle buyuruyor. Hasbuhum cehennem. Onlara cehennem yeter. Yani Cenab-ı Hak her suçlarına hemen anında ceza verecek diye zorlanamaz. O nasıl murad ederse öyle yapıyor. Nitekim onların bu suçunu dünyada değil, cehennemde yaslevneha yaslanacakları, içine girecekleri cehennem onlara yeter buyurmak suretiyle ahirette vereceğini hatırlatmış oluyor. Ey yekfihim azaben ey yedhulû nâra cehenneme ve yaslev harraha. Yani onlara girecekleri cehennem azabı yeterlidir ve onun harareti onları kavurmaya yetecektir. Fe bi'sel masîr ey ve bi'set cehennemu merci'an ve müstakarran lehum. Cehennem onlar için ne fena bir dönüş yeri, ne fena bir istikrar yeri, yani sürekli yurt, ebedi kalacakları yurttur. Kâle İbnü'l-Arabi bu konuda diyor ki kânû yekûlûne lev kâne Muhammedun nebiyyen lemâ emhelenâ Allahu bisebbihi vel istiğfâfi bihi. İbnü'l-Arabi Yahudiler diyor ki Muhammed eğer gerçek nebi olsaydı
Bizim onu hafife almamız, ona çok çirkin, küfredici sözler söylememizden dolayı bize yaşama mühleti vermemesi gerekirdi. Yaşama hakkı tanımaması gerekirdi diyorlar. Ve cehilu, halbuki Yahudiler şundan cahiller ki ennel bari teala halimun, Allahü Teala gayet halimdir. Yani kuluna hemen azap etmez. Azap etmekte aceleci davranmaz. La yuacilul ukuvvete limen sebbehu. Fekeyfe men sebbe nebiyyehu. Cenab-ı Hakk'ın ilmi o kadar geniş ki kendisine, kendi zatına, yüce zatına küfür eden, inkar eden, lanet eden, hafife alan, onun zatını, isimlerini, koyduğu kanunu, kuralı hafife alanlara hemen azap etmekte aceleci davranmıyor ki Resul-i Ekrem'ine böyle ağza alınmayacak söz söyleyenleri hemen cezalandırsın. Kendi zatında dahi, zatına yapılan hakaretlerde dahi Cenab-ı Hak bir mühlet tanıyor kulları için. Fakat sebete fi's-sahih, sahih bir hadiste geldiğine göre la ehade asberu alel eza minallah, bir eziyete Allah'tan daha sabırlı hiçbir varlık yoktur. Yani herhangi bir eziyet karşısında sabır gösterme konusunda da Allahü Teala erişilmezdir. Yed'ûne lehus sahibete vel veled. Nitekim Cenab-ı Hakk'a öyle iftiralar atıyorlar ki insanoğlu. Mesela onun için eş isnat eden var, evlat isnat eden var. Halbuki bu iftiralara karşı ve huve yuafihim ve yerzukuhum, Allah'ı inkar eden bu gibi iftiraları onlara atanlara hala Cenab-ı Hak afiyetle yaşama hakkı veriyor ve onlara rızkı sürdürüyor. Fenzelallahu Teala hâzâ keşfen lisserâirihim. İşte bu ayeti celileyle Cenab-ı Hak yukarıda herkesin iç yüzünü bildiğini buyururken bu ayetle onların sırlarını bir kez daha açığa çıkardığını beyan etmiş oluyor. Ve fadhan li bevatınihim, onların iç dünyasındaki çirkinlikleri ortaya çıkarmış oluyor. Ve tekrimen Rasulihi, aynı zamanda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanını böylece yüceltmiş olmaktadır. Yani selam verirken ederken edepsizliği bırakmalarına dair imada bulunuyor yani ayet-i cellede. Ve emma imhaluhum fid dünya femin kerametihi. Cenab-ı Hakk'ın dünyada kullarına azap etmemesi, bilhassa Yahudilerin yaptığı bu efendim haddi aşan davranışlarından dolayı azap etmemesi de aslında Resul-i Ekrem'in kerameti sayesindedir. Ey ala rabbihi likevnihi ba'ate rahmeten lil alemin. Cenab-ı Hak Resulünü alemlere rahmet olarak göndermesinin bir şeyidir bu. Aslında bir rahmeti kerametidir. Bu yönüyle de yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gayet saygılı davranmak durumundadırlar diye hatırlatmada bulunuyor değerli arkadaşlar. Sümmeneha ta'ala el mu'minine anit tenaci diye daha sonra da Cenab-ı Hak müminleri gizli konuşmaktan nehyediyor diyerek gelecek haftaki dersimize bu konuyu bırakmış olalım. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.